Assalamu alaikum, muhterem tinglovchilar. Bugün sizler bilen mashg'ulotlarni devam ettiramiz. Valeologiya fani bo'yicha inson hurriyatining tuzilmasi ve yuksak ong jihatlari mavzusida mashg'ulotlarni boshlaymiz. Bu mavzu qator tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ulardan birinchisi salomatlikning ruhiy tamoyili. Keyingisi ruhiy taranlikning xavf omillari va belgilari. Odam ruhiyatini shakllantirishning ba'zi xususiyatlari. Odam salomatligining ruhiy jihatlari va uni shakllantirish tamoyillari. Anti-stress dasturlar. Avvalambor ruhiy tamoyil sog'lom hayot tarzini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Eng avvalo, bu odamning markaziy nerv tizimi va unda kechadigan jarayonlarning xarakteri bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Miyaga tashqi muhitning ta'siri oqibatida inson ruhiyati shakllanadi. Psixika bu miyaning xususiyati bo'lib, bu atrofdagi hodisalarni o'ziga aks ettiradi. So'ngra odam ichki subyektiv obraz asosida o'zini, dunyoqarashini, xulqi va faoliyatini yaratadi. Psixologiya esa bu umuman odam ruhiyatining paydo bo'lishi, rivojlanishi va namoyon bo'lishi qonuniyatlarini hamda odam ongini shaxs sifatida o'rganuvchi fan hisoblanadi. Psixologiya fan sifatida nafaqat ruhiyatni o'rganib, undagi turli hodisalarni tushuntirish bilan shug'ullanadi. Balki ularni birlashtirib, mohiyatini ochib berish uchun ma'lumotlar qonuniyatlarini yaratadi. Ushbu qonuniyatlar asosida ruhiy jarayonlar va hodisalarning sababini kechish jarayonini tushuntirish va uning kelgusi oqibatlarini prognoz qilish mumkin. Odam ruhiyati va tashqi olam bilan o'zaro ta'siri ikki xil shaklda ega bo'ladi, ya'ni ong va ongsiz. Ong miyaning yuqori aks ettirish qobiliyati bo'lib, u tufayli odam o'zining uy fikrlari, his tuyg'ulari, hatto harakatlariga javob berishi va nazoratga olishi mumkin. Ongsizlik ruhiyatda yetarli darajada o'z vazniga ega bo'lib, har qanday ruhiy harakatlar ongsiz tarzda boshlanadi va keyin ong darajasiga yetadi. Ongsiz xatti harakatlarga odatlar, moyillik, intuitsiya, organizm avtomatizmi kabilar kiradi. Insonning ongsiz ruhiyati haqida qator nazariyalar mavjud. Shulardan Freudning tavsiya etgan ruhiyatni tahlil qilish uslubidir. Bunda odamning ongsiz darajada amalga oshiradigan faoliyati uning haqiqiy xulq-atvorini namoyon etadi va uni ongsizlikdan ong darajasiga olib chiqadi. Ruhiy jarayonlar turli tuman bo'ladi va u har bir odamda o'ziga xos individual kechadi. U faollikning aniq darajasini xarakterlab, shaxsning ruhiy faoliyatini belgilaydi. Bunday ko'rinishlar ruhiy holat deyiladi. Masalan, shoshilish yoki sustkashlik, ishonch, ikkilanish, bezovtalik yoki tushkunlik va stress holatlari va boshqalar. Yana bir ruhiy xususiyat tushunchalari bu har bir shaxsning xulq-atvoridagi barqaror holatlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor va boshqa ruhiy sifatlardir. Shunday qilib, odam ruhiyati yetarli darajada murakkab va ko'p qirrali tizim hisoblanadi va individual jihatdan yorqin farqlanadi. Psixologiya ko'p qirrali fan sifatida sog'lom hayot tarzini shakllantirish maqsadlari bilan uzviy bog'liq tomonlari mavjud va bu asosan 3 yo'nalishda o'z aksini topadi. Umumiy psixologiya odam ruhiy faoliyatini qonuniyatlarini o'rganadi. Yosh psixologiyasi odamning ruhiy rivojlanishini turli yoshlarda shaxsning ruhiy xususiyatlari va ruhiy jarayonlarni o'rganadi. Pedagogik psixologiya odamga ta'lim berish
ve terbiyelerinin ruhi asoslarını yoruş psikolojisiyle özellikle hamkorlukta örgünedi. Salamatlik psikolojisini örgünün cereyinde yine bir mühim tamamı bu emosiya cereyinleridir. Emosiya türlü tasarruflar, haberlerge adamın subyektif münasebeti, yani işoniş, kuvaniş, yoki kabul buluş, korku, dahşat, yoki en kuvançı halattan çukur kaygıya botışı geçer ve botışılar kiladı. Emosiyalar adamın türlü ihtiyaçları, kondirici bilen usvi boğulu, bu şahsın rivojlanışıga icabı tersir etedi. Emosiyalarga bevosita taalluqli ruhi tomon, bu kayfiyatdir. Bu her kıl devam etedigen icabı yoki salbi emosiyalar fon bo'lib bizning jismoniy ve ijtimoiy farovonligimiz darajasini belgilaydi ve ron soğuğa ruhi chorlanishimizni belgilaydi. Ehtiyojlarni qondirish ehtimolining pastligi salbiy emotsiyalarni, aksincha ehtiyojlarni qondirish esa ijobiy emotsiyalarni keltirib chiqaradi. Odamning ruhiyatiga ta'sir etuvchi holatlarni salbiy bog'lash organizmda umumiy tizimli reaksiyalarni chaqiradi. Bu esa emotsional stress deyiladi. Stres ruhiy zo'riqish favqulodda ta'sirlar tufayli paydo bo'ladigan organizmning umumiy taranglik holati va mudofa reaksiyasini namoyon etadi. Ushbu ibora olim Seliya tomonidan o'tgan asrning 30-yillarida ta'rif etilgan bo'lib, eng avvalo ruhiyatning emotsional tomonini aks ettiradi va bu stres yoki distress uzoq davom etganda organizmda chuqur o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Emotsional stres, stres omillar tufayli kelib chiqadi. Bularga miya salbiy baholaydigan taassurotlar, vaziyatlar kiradi. Zamonaviy insonlarda qo'rquvning ijtimoiy motivlari emotsional stresslar taranglikligi deb ataladi. Bu odamlar orasidagi nizolar kabi psixogen omillar oqibatiga kelib chiqadi. Stress holati 3 bosqichga ajraladi. Organizmning individual xususiyatlariga bog'liq tarzda fazaning davomiyligi o'zgarishi mumkin. Birinchi bosqichda gipofizning ta'sirlanishi oqibatida buyrak usti bezi garmonni chiqaradi. Bir vaqtning o'zida simptomatik nerv tizimi faollashadi va natijada yurak urishi tezlashadi. Arterial bosim oshadi. Qon ivishi kuchayadi va boshqalar chunga kiradi. Ushbu bosqich bezovtalik deb ataladi. Butun organizmning stressga qarshi turishi emotsional qo'zg'alishlar bilan ifodalanadi va tizimlar katta qiziqish bilan ishlay boshlaydi. Ikkinchi bosqichda barqarorlik fazasi. Gormonlar sekretsiyasi ma'lum darajada stabillashadi, biroq simptomatik nerv tizimining faolligi yuqori darajada saqlanadi va mehnat qobiliyatini qo'llab-quvvatlab turadi. Stressli vaziyatning uzoq davom etishi va organizmning moslashuv imkoniyatlarining pasayishi tufayli 3-chi bosqich, ya'ni to'liqish yuz beradi. Organizmda immunitet keskin tushib ketadi va uning ish qobiliyati susayadi. Bu jarayonlarning o'ta stress zo'riqishlar bilan uzoq davom etishi organizmning dezadaptatsiyasiga yoki distressga olib keladi. Distressning oqibatlari jismoniy va ruhiy tomondan ham og'ir kechishi mumkin. Ruhiy taranglikka ta'sir qiladigan xavf omillari emotsional avvalambor. Bunga bezovtalik yoki darajada yuqori darajada qo'zg'aluvchanlik kiradi. Keyingisi ta'sirchanlik, jahl va dushmanlik hissi, agressiya hissi. Keyingisi fikrni jamlashga imkon yo'qligi, fikrlar tarqoqligi va chalkashligi, o'zini va vaziyatni nazorat eta olmaslik, himoyasizlik, aybdorlik yoki umidsizlik tuyg'ulari. Jismoniy omili mushaklarning umumiy taranglashuvi tufayli ko'krak, qorin, bel, bo'yinda og'riqlar, qaltiroq va asabiylik holatlari kuzatiladi. Keyingisi spazmlar bilan bog'liq ichak, buyrak, jigar sanchiqlari, qabziyat, ich ketish, yutishning qiyinlashuvi, tez-tez suyish, nuqta duduqlanish, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, arterial bosimning ortishi,
yürek vuruşunun tezlaşımı, tez ve kıyın nafas oruç gibi horatlar uzatıladı. Kol katlorga, içkili bozulukya biriliş, çekişini küçaytırış, tertipsiz avukatlanış, tarçı körünüşge itibarsızlık, içtimai korkunun keskin özgürlüğü, aybdor odamlık kıdırış köylüler kiradı. Xavf omilleri, distres olasının çakırışı omiller cüda köp. Ularını ikiye ayırmak mümkün. Birincisi, tesadüfen ağır vaziyetler, yakın adamın görüşü, işini yokatış, azadlıkta mahrum ediliş ve başkalar. İkincisi, daimi ruhi taranlıkta olup kiloşu omurlar yıkıntısı, korkunç şakıllanmaganligi, öz kabaca öğrenip kalış. İşte ve uyda nasoğlan mıyız? Gifodinamiya, notörü avukatlanış, sorunkali çarçak ve başkalar çünkü kiradır. Adam ruhiyatının şakırlandırışının bazı kusatlarına toktaladığım olsa malum ki organizmdeki her kanday funksiyon irsiyat, yani genler asosunda şakırlanırdı. Cümleden miyanın rivojlanış dasturi ve adamın bazı ruhi kusatları hem şunge kiradı. Muhitinin malum şaraitleri de irsi dasturlarını tarafı kılış. Cümleden talim çizimi de hem adam ruhiyatının barca birikmeleri bilen tola konulu şakırlanışı olup geledi ve bu genotip sablanadı. Genotipnin atrof muhit bilen özel tartışının adışıysa morfologik, fizyologik ve kulki bilgilerinin şakırlanışı fenotip de ataladı. Ruhiyatın şakırlanışı da irsi omurlarının ham mühim ürünü borluğunu biliş lazım. Bunda borlanış tüfeyle bazı ruhi funksiyeler nasıldan nasılge uzatıladı. Mesela asab tizmi faaliyetinin özge xos nasli hususiyetleri, fikirler, cerimleri, dikkat, hatıra, kabiler ham miktar da bursa ham taşkı muhitge ve tarbiyaga bağlıq boladı. İnsan ruhiyetinin individual hususiyetlerine tıklaradigan bursak, boşkaru, diğer tizmi faaliyetinin türleri hakkında katol tavsiyeler mevcut. Bunlardan en kadimisi Hipokrat tomonidan takdim edilgen bulup, bu tört xil temperamentli adamlarını ajratadı. Yani sangvinik, kalerik, flegmatik ve melankolik. Şahsın individüel ruhi hususiyetlerinin başka mürakabligini karakterli olup ki bir katol tavsiflar, olumlar tamamen yaratılgenini kayıt etmişler. Nemik tatkoçısı Jung bu taklifi asosida odam ruhiyati xos jarayonlarni fikrlar, emotsiya, sezgi, intuitsiyaning namoyon bo'lish darajasi va uning moyil ehtiyojlarini aniqlaydi. Bunda olim odamlarni ikki turga ajratadi. Ekstravertlar, ularning ehtiyoji ko'proq tashqi muhitga qaratilgan bo'lib, faol, muloqotchan, vaziyatni o'zgartirishni xohlaydi, labil va doim diqqat markazida bo'ladi. Introvertler, özünün içki dünyasına yöneltilirken, yapık, yalgız, ikkilenedigen, cüde tasırçan ve noçor, cüde tez özgü oladigen, nizoli vazilerde çidamsız adamlar. İnsan ruhiyetinin cinsi hususiyetlerine tıklamız. Erkek ve ayol ortasındaki psikofizyologik farklanış asosan, uçbu cins vakilleri miyasının anatomik, fizyologik, özgü xos hususiyetleri bilen bağlı. Ayollarda emosyonlar, holatlar yukarı namoyon bo'ladi. Bu ise ularının boş miya, o'ng yarim charlarının faolligi bilan bog'liq. Erkak ve ayol miyasining funksional faxrlanishi ularının o'ziga xos ravishda ruhiyatini shakllantiradi ve o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shuni qayd etish lozimki, erkak ve ayol ruhiyati bir-biriga qarshi emas. Aksincha ular ijtimoiy, biologik ehtiyojlardan kelib chiqib, bir-birini to'ldiradi. Ruhiyatni qo'shimcha xususiyatlarni rivojlantirish yordamida ijobiy hayot tarzini shakllantirish orqali ikki jins vakillarining bir-birlarini o'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlash, yon bosish, individual munosabatlarni optimallashtirish kabi ruhiy imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Inson ruhiyatining yoshga qarab shakllanishi hususiyatları aksap tiziminin antagenez cereyanında çakırlanışı yeterli derecede köp kırarlı murakab cereyan bulup malum cihattan
irsiy dasturlangan xususiyatga ega. Ruhiyatning shakllanishi homilaning rivojlanish davrida boshlanib, antagenezning 3-chi haftasida asab tizimi rivojlana boshlaydi. 6 oyda miyaning barcha bo'limlari katta yarim sharlar shakllanib bo'ladi. Miya ushbu davrda shiddat bilan o'sib rivojlanadi. Hatto kichik salbiy omillarga ham sezuvchanligi juda yuqori bo'ladi. Miyaning og'irligi bolaning tug'ilish davrida 340-400 gramga yetadi. Miyaning rivojlanish jarayonida tug'ma reflekslar mexanizmi shakllanadi va ular bilan bola dunyoga keladi. Ruhiyatning kursaklari paydo bo'lishida tashqi muhitdan keladigan signallar ma'lum ahamiyatga ega bo'ladi. Tadqiqotlarda isbotlanishicha homila ona qornida tovushlarni qabul qiladi, ayniqsa ona ovozini eshitadi. Homiladorlik davrida sog'lom hayot tarzining barcha qoidalariga rioya etish lozim. Sog'lom ovqatlanish, me'yoriy jismoniy harakatlar va boshqalar shular kiradi. Postnatal antagenez jarayonining erta bosqichlarida boch miyaning anatomik rivojlanishi davom etadi. Bu yangi reflekslarning paydo bo'lishi bilan birga kechadi. Analizatorlar shakllanadi va xulq shakllari murakkablashib boradi. Individual xususiyatlar bola hayotining 2-chi yarmidan namoyon bo'la boshlaydi. Bola ruhiyatining shakllanishi uchun tartibli hayot tarzi, asosan sog'lom ovqatlanish va onaning ijobiy ruhiy emotsional holatiga juda ham muhim. Go'daklik va erta bolalik davrida ruhiyatning me'yoriy rivojlanishi uchun bolaning ona bilan yaqin muloqotda bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Birinchi yaqin aloqa bu tana yaqinligi va emotsional yaqin munosabatdir. Bolani sevish, erkalash va doimo e'tibor qaratish lozim. Bunday munosabatlarning yo'qligi bola ruhiyatining buzilishiga olib keladi. Irsiyat va atrof muhitning ta'sirini go'daklik va erta bolalik davri o'zida yaqqol namoyon etadi. Irsiy dastur ruhiyatning rivojlanishiga aniq yo'nalish beradi va uni mazmunan boyitadi. Agar muhitga irsiy dastur mos kelmasa, unda ruhiyatning rivojlanishi yuz bermaydi. Agar muhitning faolligi past bo'lsa, bola bilan aloqalar chegaralansa, kelgusida nutq va intellektual qobiliyatning rivojlanishida muammolar kelib chiqadi. Bolada ruhiy rivojlanish me'yorida ketishi uchun u bilan ko'proq so'z orqali muloqot qilish va birga o'ynash kerak bo'ladi. Maktabgacha yoshda bolaning ruhiyati navbatdagi rivojlanish bosqichiga o'tadi va ma'lum darajada asab tizimini tormozlanish jarayonlarini takomillashtiradi. Markaziy asab tizimida yetarli darajada murakkab struktur funksional o'zgarishlar ro'y beradi. Bolalar bu davrda juda emotsional, beqaror va ularning ruhiyati affekt xususiyatiga ega bo'ladi. Kelgusida bu jarayon susayadi va bola xulqini individual motivatsion tizim shakllanib boradi. Bola tabiatining rivojlanish xususiyatlari bu davrda individual tarbiya muhitini talab etadi. Shunda irsiy dasturlar rivojlanishi uchun adekvat sharoitga ega bo'lish mumkin. Bolalarning kelgusi bosqichi bu 7-11 yosh yoki erta o'smirlik davri, kichik maktab yoshi kiradi bunga. Bola rivojlanishidagi ruhiy inqiroz davri hisoblanadi. Munosabatlar tizimi o'zgarishi tufayli qabul qilish ham o'zgarib boradi. Bolaning emotsional motivatsion muhiti murakkablashadi. Bola bu yoshida duch kelishi mumkin bo'lgan omadsizliklar oqibatida unda o'zidan qoniqmaslik, o'kinish, xafagarchilik va norozilik kabi tuyg'ularning yig'indisi shakllanishiga olib keladi. Bu komplekslar kelgusi davrda yosh ulg'ayishi bilan ham namoyon bo'lishi mumkin. Kelgusi yosh o'rta va katta o'smirlar 12-15 yosh, 16-18 yoshdagilar davrida organizmda murakkab o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Eng avvalo jinsiy yetilish va endokrin tizimidagi o'zgarishlar bilan ifodalanadi. Organizmda bunday jarayonlarning kechish tezligi turlicha va individual xarakterga ega bo'ladi. Ma'lumki, o'g'il bolalarga nisbatan qiz bolalar erta yetiladi hamda o'ziga xos ruhiy xususiyatlar farqlanadi. Ba'zan bu davrda bosh miyaning qon bilan ta'minlanishi susayadi. Bu holat tez charchash,
kayfiyatı tezle düşük gidişi, emosyonel bekarorlik, uykunun düzeleşi gibi olaylardan geçirdi. Bu dalda aksiyon ösmürler özünü katta odamda tutadı. Bazen kattalar tamamen bildirilen etirazlarla düşünersiz tarzı no adekvat reaksiyeler nizora keltirip çıkardı. Hatta aksabeylik halatıya kireceğim mümkün. Bunda halatta ösmürge etiyatkarlık ve hürmet bilen münasebette buluş. Tavsiye etirazı. Şahsını çakırlandırış için barça imkanatlarını safarbar etişi lazım. Uçlu darp kelgüsü de her tamamlama yetuk, barkamal adamını bayağı etkileşti, omur bölüp hizmetledi. Hatırcan, fikirlerge boy ohan, rol muammanı birgelikte hal etiş, ökümünün fikirge dikkat hal etiş ve onu korlap kuatlar, şahsının şakırlanışı için icabı muhid yaratıdı. Yine bir maratıbe kayıt etişi zarur kim? Ökümünlük söngü dostu içinde asab çizimi törek şakırlanıp buladı. Yaşlar maksatlı grubu asosan 19-29 yaşlıca bölgen davrını kamera oladı. Yaşlılık şahs sıfatla içtimai ruhi tamamen özünü imkanatlarını içke soruş davrı. Uçlu davrıda şahs ve profesyonel noktayı nazardan müstakirliknin ve beynat ayakatının ortuşu uzatılardı. Bunların barçası asab tizimide öz özünü koltuladı. Şunun için doğru ve etiyatkarlık bilen öz salamatlığına yandaşı uçlu davrıda ruhi emosyonel düzelişler tüfeli rivancıların katol kasarlarının olduğunu oladı. Kirgülçü yaş davrı yetuk ve örtü, kekse ve kariyerlik bulup maksadlı gruplarla bağışlanan bobda bunlar bilen batapsız hali gaplaşık olamaz. Ama bu maksadlı gruplarını aloyda, her birini aloyda bir mavzu sıfatı olup aloyda maşrolat ötkizemiz. Şu bilen bir katorda uçlu yaş davrılarda hem adamın ruhi emosyonel halatıya katar özgürlükler ruhi beredi. Kozgalış ve tarmozlanış cihazanları ortasında balans buzuladı. Tarmozlanış cihazanları ortadı. Fikirler cihazanı, cevap reaksiyonlarının tezliği suyadı. Orta ve kekse davrılarda nerv tizimi faal işlese de mavcut stereotiplerini özgürtiriş hiyin geçirdi. Bu cihazanlar katta hayat tecrübesiyle boğuluk tarzda kompensasyonlanıp boradı. Şüphesiz yaşa kalıp özgürlük şahsın individüel hususiyetlerine uyk tasarını ötkazadı. Eğer insan özünü takımlaştırıp şahs sıfatı da icabi faziletlerini doyma çakırlandırıp borsa, bunda individüel tipolojik kursatıkçılar yaşa hos kamçırtlarını belirtedi. Adam salamatlığının ruhi cihetleri ve onu çakırlandırış tamayitlerine tıktılarımız. Hayat tarzını şakırlandırışta ruhi tamoyil bir usta adamın ruhi salamatlığıyla bağlılık buladı. Adam organizmide ruhi emosyonel halatlarının meyoride adekvat geçişi ruhi salamatlıktan dalolat beredi. Ruhiyatın tarbiyatı kısmı bölgen dikkat, kabul kılıç, hatıra, kozgalıçanlık, emosyonel halatlar malum derecede icabı karakterge ege buluşlar. Ruhi salamatlıkta hoş görsetmişler. Ruhi, yok ki ruhi somatik hastalıklarının yokluğu, ruhiyatının yaş boyunca meyveri çakırlanırlığı, adamın meyveri ruhi emosyonel halatıdır. Hayat tarzını şakırlandırışta sağlam avukatlanış, cismani faullik ve cinsi salamatlık bilen bir katorda adamın ruhi emosyonel halatı sağlıklı saklaş ve müstakamlaştığı mühim ahmiyat gerekir. Şunun için icabı ruhi emosyonel halat bu en avalı, adam ruhiyetinin yaşlı münasip ravişte barkarar civarjanışı hem de hayatın türlü çaretlerine özge tarlıklı vazifelerini samarali becerişidir. İnsan ruhiyeti funksiyonel halatının yetekçi gösterişlerden biri. Bu akli mehnat kabiliyeti bulup bu kabuk kılıç, dikkat ve hatırlarını integrasyalaydı. İcabı emosyonel halat sağlam ruhiyatı karakterli sonradı. Bunda türlü vakıa hadiselerde barkarol cevap reaksiyası uzatıladı. Salbi emosyonlar nevrozlarını çakırdı. Bu ali asab faaliyetinin düzelişidir. Nevrozlar funksiyonel kasarlık sonradı. Bırak bu halatda tesis bulup buluş depresyon olup geledi. Ve asab sizimizde ciddi özgürlüklerine sebep buladı.
Mesela nevrasteniya, bu yukarı kozlovşanlık ve sasvşanlık ile geçirdi. Bunda faal dikkatinin tezde susayışı, akıbette çarçaç, hem de keyfiyatının küçük geçişi uzatılırdı. Nevras ise geçimini topmagan içki nizolarının akıbeti hesaplanırdı. Ruhi himaye mekanizmleri samaradorluğunun yetişmesizliği ve stres vaziyetlerde korkunun süsüzlüğü tüfeyle rivojlanırdı. Hozirgi tezkor notinch zamonda nevrojlar ko'p uchraydi va taraqqiyot davri kasalligi hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish uchun yangi bosqichga o'tish, ya'ni bozor iqtisodi tufayli odamlarning o'zaro munosabatlari ham o'zgardi. Munosabatlar murakkablashib, qadriyatlarni baholash ham ma'lum darajada ortdi va bularning barchasi odamlarning ruhiy emotsional holatiga, jumladan ruhiy salomatligiga o'z aksini topsa. Atrof muhitning o'zgarishi hamda ekologik omillar turli salbiy ob-havo va tabiiy ofatlar ma'lum darajada inson organizmi holatiga o'z ta'sirini ko'rsatdi albatta. Aksab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ichida ommaviy axborot vositalari ham muhim o'rin tutadi. Dahshatli zo'ravonliklar, qo'rqinchli filmlar nafaqat bolalarda, balki katlarda ham atrof muhitni va butun dunyoni noto'g'ri qabul qilishni shakllantiradi. Qadimdan inson o'ziga bir savol berib keladi. Hayot juda qisqa va bir odamga bir marta beriladi. Biroq biz shu hayotga o'zimizga va atrofga nisbatan qanday munosabatda bo'lamiz? Oxir-oqibat arzimagan savollar tufayli sog'lomligimizni qurbon qilamiz. Salomatlikning ruhiy tamoyili bizni doimo sog'lomligimizni saqlash va mustahkamlashga undaydi hamda mas'uliyatimizni oshiradi. Ma'naviy barkamollik va shaxs ruhiy jihatlarining shakllanishi hayotiy vaziyatlarga ijobiy munosabatda bo'lish imkonini beradi va zavqlanib yashash kerakligini o'rgatadi. Buni o'rganish mumkin va shart. Bu odam hayot faoliyatidagi doimiy kundalik kuchni talab etadigan jarayon. Hayotdan zavqlanish, yashash uchun eng avvalo o'zini chuqur o'rganish, nozik va kuchli tomonlarini bilish, xatti-harakatlarni vaqti bilan tahlil etib borish zarur. Boshqacha aytganda hayotning ma'nosi nima degan savolga shunday javob berishimiz mumkinki, hayotning ma'nosi bu ma'noli yashashda. Shunda har bir kundan ertangi kun tubdan farq qiladi. Bu insonga yaxshi kayfiyat va ko'p qirrali hayotiga ko'plab baxtli onlarni baxshida etadi. Ularning barchasi ruhiy tamoyillarni o'zida mujassam etadi va uni doimiy ravishda shakllantirib va takomillashtirib boradi. Insoniyat asrlar davomida muhokama etilgan muammolar bo'yicha yetarli darajada tajriba to'pladi. Ruhiy salomatlikni takomillashtirishi kerak chiqishi qadimgi Hindiston, Xitoy va Tibet tavovati bilan bog'liq. Masalan, qadimgi Hind Ayurveda ta'limoti shunday tushunchani kiritgan Pankreati odamning ruhiy fiziologik turini belgilaydi. Bu ong va tana birligini o'z ichiga oladi. Agar odam o'zining qaysi sohaga tegishli ekanini bilsa, u o'ziga munosib parhez, jismoniy yuklamalar va kun tartibini belgilaydi. Diqqatini qaysi muammoga qaratishni biladi. Boshqacha aytganda, ijobiy hayot tarzini boshqara oladi. Organizm ichki mutadillikni qo'llab-quvvatlash va ong darajasi balansini ushlab turish maqsadida qadimgi allomalar auto-trening boshqaruvlaridan hisoblangan meditatsiya uslubini qo'llashni tavsiya etganlar. Tadqiqotlarda isbotlanishicha, transsendal meditatsiya oddiy aqliy muolaja hisoblanib, odamning ruhiy va jismoniy salomatligini yaxshilaydi, bezovtalikni kamaytirib, o'qish va ish samaradorligini oshiradi. Bu dastur aqliy va jismoniy stressni kamaytirib, ichki qoniqish va xotirjamlikni rivojlantiradi hamda ijobiy insoniy munosabatlarni shakllantiradi. Kvant energiya ajralishi tufayli meditatsiya organizm holatini balanslashtiradi va uni hayotning yanada optimal va yuqori darajasiga olib chiqadi.
Şuna kılıp yine bir bor takıtlaç. Joyes ki adam individual sezgileri, emotiyeleri, tasarlatları ve hissiyatları orkali uzunun yaratıpçanlık ve icatkarlık kabiliyetini yakkol namoyan etişi, muntazam uzunun takımlaştırışı, okubatta icobi hayat tarzını şakırlantırışının şaraitlerini belirleşi mümkün. Bunda onun sıfatlı ve samarali uzak umur görüşü kafa dönemedi. Bunda salamatlılıklı ruhi tamoyiliğe, oy standartlar, sabır bardoş, cönküyarlık, intizam, kuş muamilelik, irada, maksat sarı intiliş, ruhiyatın tozeliği gibi icabı, insani faziletler zamanı muvaffakatli adamga hos hisoblanadi. Antistres dasturlar. Bular her quyidagilar kiradi. Uyku albatta 7-8 soat bo'lishi shart. Ba'zi ertalabki yumushlarni kechqurun bajarib qo'yib, bu sizga ertangi kun tartibli va xotirjam bo'lishini ta'minlaydi. Har bir yoshdagilar uchun ertalabki badan tarbiya tavsiya etiladi. Xotirangizga ishonmang. Albatta kundalik tuting va unga kun davomida rejalashtirgan ishlaringizni qayd eting. Agar bugun nima rejada rejalashtirgan bo'lsangiz, albatta uni bajaring. Ertaga qoldirmang. Bu asabiylashish manbai bo'lib xizmat qiladi. Uyda sizni hech narsa asabiylashtirmasin. Buzuq uy ro'zg'or buyumi, tozalanmagan xona, uy jihozlarini noqulay joylashtirish va boshqalar kayfiyatni tushiruvchi vaziyatlarni tezda bartaraf eting. O'tgan kuningizni vaziyatlarni mantiqiy fikrlab tahlil eting, muvaffaqiyatlaringizni sanab ko'ring va uning aksi bilan solishtirib, muvaffaqiyatning ijobiy xususiyatlarini toping. Yaxshi yoqimli xotirlar kayfiyatingizni ko'taradi. Hayotdan noliydigan, doim tashvishda bo'lgan, noshukur, ayniqsa har doim kasallikni gapirib tushkun kayfiyatda yozgan odamlar bilan do'st tutinman. Har bir narsada tizim bo'lishi kerak. Uyda tartibda, ishda intizomda rioya etish, hujjatlarning yuritishida loqaydlikka yo'l qo'ymaslik lozim. Chuqur va sekin nafas oling. Qachon odamlar stressga tushsa, tez va yuzaki nafas oladi. Stress vaziyatni sezdingizmi? Mushaklarni bo'shashtirib, bir necha marotaba chuqur nafas oling. Meditatsiya usullarini o'rganish tavsiya etiladi. Bu o'z navbatida ruhiy, emotsional holatni boshqarishga yordam beradi. Tashqi ko'rinishingizni yaxshilang. Bu o'zingizni ishonchni oshiradi, kayfiyatingizni ko'taradi. Kundalik hayotda tez-tez uchraydigan ba'zi yoshim o'tdi, qarilik xursandchilik emas, yoki cho'laligim xalaqit beradi va boshqa kabi iboralardan voz keching. Qahva, achchiq choy va boshqa tonusni oshiruvchi ichimliklar iste'molini kamaytiring. Kundalik kichik bayramlar uyushtiring, ayniqsa dam olish kunlari. Kechiring va unuting. Diqqatingizni hayotning yorug' tomoniga, yaxshi kunlarga qarating va tashvishli, xavotirli gaplarni inkor eting. Stressdan chiqishning eng uslubi chalg'ish hisoblanadi. Atrofidagilarga yaxshi munosabatda bo'ling, ammo murakkab, chidamsiz odamlar bilan do'stmachilikka va umuman sizga ma'qul bo'lmagan odamlar bilan uchrashmaslikka harakat qiling. Har qanday hayotiy murakkab vaziyatga duch kelganda oqibatini o'ylab ko'ring. Kurashishga arziydimi? Ammo yechimini kutayotgan muammo bo'lsa, uni orqaga tashlamang. Dam oling va yana yashashni davom eting. Ong, tafakkur va o'y fikrlarimiz ijobiy bo'lsin. Mana bugungi mavzuni tugatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar.